Arkadaşlar bu soruda dil tazminatı sınavı için hazırlanmış bir metinden bahsediyor. Sınav okuma, yazma, konuşma ve dinleme bölümlerinden oluşacakmış. Bu bölümlerde 0 ile 9 aralığında puanlar verilecekmiş. Diyor ki puanın her bölümü 0,5 yani yarım 0,5'in katlarısı şeklinde gelecekmiş. Yani 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, 3,5 şeklinde puanlar alabiliyormuş. Önemli olan kısım şurası. Mesela diyor ki eğer puanın çeyreğin üzerindeyse yukarıya, çeyreğin altındaysa aşağıya tamamlanacak. Mesela 2,125, 5,125. 5,25'in altında olduğu için bak geriye 5'e tamamlanıyor. 5,25'in üstünde olduğu için 5,375 bu 5,5'a tamamlanıyor. 6,625 ise 6,5'a tamamlanıyor. Bak ne yaptı? 6,75'in altında kaldığı için geriye tamamlandı. 6,75 bu ileriye tamamlanıyormuş. İleriye tamamlanması gerekiyormuş. Yani neymiş? Eğer 6,75'in sayının tam kendisi varsa eşit olduğu yerlerde yine ileriye tamamlanıyormuş. Bizim için önemli olan bu. Zaten ortalaması da bize puanı verecekmiş. 6 puanının alması gerekiyormuş. Eğer bu sınavı kazanabilmek için en az 6 puan alması gerekiyormuş. Bizim bu çocuğun okumadan, yazmadan, konuşma ve dinlemeden toplam kaç puan almış? Biz bunları toplarsak toplamımız kaç gelir? 6,5, 5,5 ve 6'yı toplarsak toplam 18 puan. X puanı da burada almıştı. Toplam puan sayısı kaç bölümden oluşuyor? 4 bölümden. 4'e bölersek bu adamın sınavı kazanamaması için kazanamamasını istiyormuş. En çok kaç puan alır diye sormuş. 6 puan alması için 5,75 olsaydı bak 6,75 7'ye tamamlanmıştı. O yüzden 75 dahil. 5,75 olsaydı dahillik yok. Dahil olursa 6'ya tamamlar ve kazanır. O yüzden bu şekilde bıraktık. Bu adamı 5,75'i 4 ile çarparsak 18 artı x dediğimiz arkadaş bunu da karşıya gönderirsek 23 olur. X 5'ten küçük bir sayı olması lazım. Diyor ki en çok kaç olabilir diye sormuş. En çok 4,5 olabilir arkadaşlar.